Bunu neden yaptınız çocuklar? Hocam kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece bir şaka yaptık. Evet hocam. Sadece küçücük, minnacık bir şaka. Zaten normalde biz arkadaşlarımıza öyle zarar vermeyiz. Çocuklar şaka yapmak güzeldir. Ama siz eğlenirken başkaları üzülüyorsa, korkuyorsa, hatta hastalanıyorsa bu artık şaka olmaktan çıkar. Hatta kötülük bile sayılabilir. En güzel şaka ardında kahkahadan başka iz bırakmayan şakadır. Hocam onlar terli terli koştuysa bizim suçumuz ne? Evet hocam. Biz zaten gidip kapıyı açacaktık. Sadece birazcık komiklik yapmak istedik. Arda'nın astımı var. Ve astım ilaçları yanında değilmiş. Arda astım krizi geçirseydi bu yine komik olur muydu sizce? Hocam biz ne yapmadık? Biz kesinlikle yapmazdık. Özür dileriz. Arda'nın astımı yok çocuklar. Size sadece küçük bir şakacık yaptım. Komik miydi? Ne kadar tatsız bir şakaydı değil mi? Tıpkı sizinki gibi. Üzüldünüz, korktunuz. Size bütün bunları yaşattığım için gerçekten üzgünüm. Ama ne anlatmak istediğimi anlamanız için bunu yapmak zorundaydım. Bak çocuklar yazmamış. Sen de yazmadıysan kim yazdı bunu Salih ha? Ne bileyim. İskender'in geçmişten geldiğini bizden başka bilen yok. Kuzgunlar olabilir mi? Şimdi ben de onu söyleyecektim Salih. Eğer öyleyse bu soru beraberinde ikinci bir soruyu daha getiriyor. Eğer hala burada bir kuzgun varsa o kim? Cihangir. Cihangir yapsın onu. Cihangir hocayı mı diyorsun? İlk gördüğümde ondan şüphelenmiştim. Size de söylemiştim. Evet, takip de etmiştiniz. Ve Makbule teyzenin oğlu olduğunu öğrenmiştiniz. Ben Cihangir'in onun oğlu olduğuna inanmıyorum. Yani bu adam birdenbire ortaya çıktı. Ve nasılsa tam da bizim geldiğimiz zaman. Ve adı, sesi, görünüşü tekkedeki Cihangir'le aynı. Ya bu kadar tesadüf mümkün mü sizce? Bu Cihangir Hoca'nın sana kafayı takmasını da açıklar. Cihangir Hoca zaman yolcusu. Ben sana inanıyorum İskender. Bunu ispatlayabiliriz. Biz de varız. Biz de varız. Biz de varız. Sağ olun arkadaşlar. Ama isterseniz önce diğer sorunumuzu çözelim.